Efendim ALEÇ'ye hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bugün eğitim üzerine söyleşeceğiz. Öncelikle her cuma olduğu gibi bu cumada Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist, Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamızla konuşacağız, sohbet edeceğiz. Mutlu olacağız. Hocam şu anda telefon attığımızda. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Sağ olun hocam, nasılsınız, iyi misiniz? Allah'a şükür, iyiyiz çok şükür. Allah iyilik versin hocam, daha iyi sağlık versin. Çalışıyoruz. İnşallah, inşallah hocam. Sağ olun. Şimdi hocam eğitim üzerine biraz stres üzerine konuşacağız. Çünkü şu anda biliyorsunuz uzaktan eğitim, evde eğitim devam ediyor. Ailelerin bazı beklentileri var, bazı endişeleri var. Bu da strese yol açabiliyor. Öğrenciler de hakeza aynı şekilde. Ama stresin bizler biliyoruz ki zekaya, eğitime olumsuz etkisi var. Bu konuda sizin yorumlarınızı merak ederiz hocam. Tabii şimdi hem bu evdeki eğitimin devam etmesi uzaktan eğitim şeklinde hem de şeylerin tarihlerinin belli olması LGS, ESS gibi büyük sınavların ciddi bir öğrenci kitlesine şu anda bir kaygıya sebep oldu. İlave kaygıya. Evet. Şeyin dışında bu pandemi kaygısının dışında ona sebep oldu. Şimdi böyle durumlarda stres beklenen bir durum. Onun için biz stres var, panik yok diyoruz. Neden öyle? Stres, şimdi eğer bir insan kontrol edebilen stresse, stresini kontrol edebiliyorsa insan, bu stres insanı öğrenmeyi artırır, dikkati artırır. Yani bu tarzdaki stres kişinin motivasyonunu da olumlu yönde etkiler. Böyle sıfır stres aslında şeydir. Yani böyle gamsız, umursamaz, vurdum duymaz olmak ve sıfır stres. Bu stres de kişiyi daha çok şeye götürür, yıkıma doğru götürür, yok oluşa götürür, kayba götürür insanı. Evet. Bu nedenle hayat böyle bir bisiklet kullanmak gibi. Bisiklette ne vardır? Belli bir tempo ile giderseniz ilerlersiniz. Durursanız yine yıkılırsınız. Fazla hızlı giderseniz yine devrilirsiniz. Bu hayatta aynı şekilde belli bir tempo gerekir insana. Bu temposuzluk, boş kalmak, bu da kişide hem beden sağlığı açısından hem ruh sağlığı açısından olumsuz etkileyen bir şey. Hatta Alzheimer'ın sebeplerinden biri olduğu söyleniyor şimdi. Yalnızlık ve şeyin kişinin amaçsız olması, kişinin çalışmaması, yani tembel olması, zihinsel uyarının az olması. Bu nedenle stresi biz düşman gibi görmeyelim. İşte onun için de hep stres için stres yönetimi denir. Bak, stresi yenmek denmez. Stresi yenilmez stres, çünkü stres yenilecek bir şey değil, faydalanılacak bir şeydir. Stresi yönetirseniz size hizmet eder amacınıza. Yönetemezseniz sizi yıkıma götürür. Yani bu nedenle stresi biz, bir stres var, tamam bunu kabul edeceğiz. Sıfır stres olsun, stres olmasın demek konfortizmdir bu. Bu insanın doğasına aykırı. İnsanı tembelleştirir ve insanın zevk tuzaklarına düşüren bir şeydir. Yani bağımlılığın artması sebeplerinden bu zevkçilik ve stresten kaçmak. Ama stres bir hasta oluyor. Yani böyle bu konuyu bilmeyen kişiler diyor ki boş ver stresi diyor, hayatını yaşa diyor. Dünya bir defa geldi. Yani böyle olunca kişi sorundan kaçıyor. Bu sefer başka streslere yöneliyor. Yani birçok sorumluluğunu yapamıyor. Hayatta amaçsız oluyor. Bohem yaşamak istiyor. Yani bu insan, buna göre insanın genetik dizilimi buna göre kodlanmamış. Yani genetik dizilimin bizim bir amaç belirlemek, bu amaç için çalışmaya göre kodlanmış. Bunu yapmadığımız zaman böyle aradaki kısa hedefler bizi, büyük amacımız yoksa kısa hedefler bizi sadece oyalama etkisi yapar. Öyle mi? Stresi biz bir kaynak yönetimi mantığıyla yöneteceğiz. Stres bir kaynaktır. Bu kaynağı alıp nasıl yöneteceğiz? Belli bir amaç belirleyeceğiz. O amaca yönelik belirteceğiz. Hatta iktisatta, yani ekonomi, Türkçe'de ekonomi olarak ya da İngilizce'de geçen iktisat anlamında, iktisat kelimesi Arapça kast kökünden geliyor. Kast. Yani neyi kast ediyor? Kastın neyse ona göre para yönetimini yapacaksın. Ekonomini ona göre düzenleyeceksin. Önce hedefini belirleyeceksin. Hedefini belirlemediğin için planlamasız gidersiniz. Yani bir insan düşün, harita var, nereye gideceğini biliyorsun, belirlemişsin.
Nerede olduğunu bilmezsen nereye gideceğinin bir anlamı yok. Yollar bulamazsın. Önce nerede olduğunu da bilecek insan. Ya bu nedenle kendi stresini tanımak, kendi stresini yönetmek insanın hayat yolundaki yol haritasını çizmesinde çok önemli. Hangi olayda ben daha iyi yaparım, hangi olayda zorlanırım diye buna göre sağlıklı kararlar vermesine sebep olur bu durum. Evet. Yani bunun için biz stresi tehdit olarak görmeyelim. Stresi yönetilmesi gereken bizim için bir araç olarak görelim. Bir otomobil nasıl bir araç, bisiklet nasıl bir araç, öyle görürsek stres var, panik yok diyerek onu rahat yönetebiliriz. Bunun için anneler, babaların çocukla ilişkilerinde ama stres yapma oğlum, boşver, hayat önemli falan dediğin zaman çocuk böyle durumlarda ondan sonra bu çocuk okumadı diye şikayet ediyorsun. Hı hı. Ya okumadı. Yani bazen de tam tersi oluyor. Çocuğun sürekli yüksek motivasyon deniyor. Yüksek motivasyon da düşük motivasyon gibi tehlikeli de. Yüksek motivasyonda ne var? Sen başarırsın, yaparsın. Sen kimsin, ne olsun, bilmiyor musun filan der. Yani çocuk böyle 197 alır, niye 100 alamadın der. Evet, evet. Ama bunu yaparken anne hep övgüyle yapar böyle. Başarırsın, yaparsın diye. Çocukta kaygı müthiş artar. Hı-hı. Bir de böyle bazı durumlarda böyle çocukta böyle kaygı artır da yani biz çocuğun stresini, motivasyonunu yönetmede sorumluluk duygusu var mı yok mu ona bakıyoruz. Eğer sorumluluk duygusu olan bir çocuksa bu strese girdiği zaman ona anne baba şöyle dese ya boş ver oğlum çalışmasan dolu, geçmesen dolu dese çocuk daha çok strese girer. Çünkü sorumluluk duygusu var. Yapamama ihtimali onu strese sokar. Başarısız olma ihtimali sokar. Böyle durumlarda geçmişteki başarılarını göstereceksin. Bak daha önce şu kadar çalıştın, şöyle sonuçlar aldın. Şimdi de böyle bir sonuç alma ihtimalin çok yüksek. Onun için şu anda sen işine bak, sonucu düşünme diyebilmek gerekiyor. Yani bu yüksek motivasyon olumsuz etkiler. Stresin kaynaklarından biri bunun için motivasyonunu da yönetememektir. Yani motivasyon biliyorsunuz kendini harekete geçirebilme kapasitesi bir insanın. Evet. Motive edebilme. Yani şimdi bir iki türlü gemi var diyorsun. Bir yelkenli gemiler, bir de buharlı gemiler. Ya da işte makinalı gemiler. Şimdi burada bu buharlı gemiler nedir? Kendinden motivasyon. Ama şeyler rüzgarla giden eski tip gemiler dış motivasyonludur. Evet. Yani birisi hadi derse çalışır böyle çocuklar. Yani iç motivasyon olan kendiliğinden zaten sorumluluk yüksektir. Onun için biz motivasyon eğitiminde iç motivasyon önemli. İç motivasyon varsa kişinin gerekçesi motivasyonu oluşturur. Yani şimdi insanın amacı belirliyse amaç istek uyandırır. İstek uyandıktan sonra kişi istek uyandığı zaman kendini harekete geçirir. Çünkü istek ihtiyacı oluşturur. Ama istek ihtiyaç zinciri var. Amaç istek ihtiyaç zinciri. Amaç böyle amaçsız bir kimse de istek uyanmaz. Hı hı. İstek uyanmadığı zaman da ihtiyaç oluşmaz. İhtiyaç oluşmayınca niye çalışsın? Hı hı. Onun için yani bunun için bir amaç vermemiz lazım. Yani şu andaki işte benim çocuğum çalışmıyor falan dediği zaman çocuğun ders çalışması için amacı, gerekçesi var mı onu düşünsün. Yani çocuk bir defa 10 yaşında bir çocuğu getirmişti babası. Hı hı. Ya bu çocuk ders çalışmıyor bilmem ne diye. Çocuk 9 yaşlarında falan da 10 bile değildi. Çocuk elini cebine attı ve yalnız görüşüyorum çocuklar. Elini cebine attı. Bir tomar dolar çıkardı. Ya dedi ben bu yaşta bir sürü dolarım var dedi. Ben niye çalışayım ki dedi çocuk. Değil mi? 8-9 yaşındaki çocuk bu. Hı hı. Yani şimdi bu çocuğa sen para yönetimini öğretemem. Öğretemezsin de özünü. Yani çalışması için bu çocuğun nasılsa babam bol veriyor, her şey var. Yani benim ileride bir meslek kaygım olmaz ki gibi durum ortaya çıkar. Hı hı. Yani onun için çocuğun zihninde çalışması için gerekçeler oluşturacak bir hedefinin olması lazım. O hedef o kişiye çalışma, iş disiplini oluşturma, zaman yönetimi, planlama, sıralama becerileri, bütün bunları kazanmasına sebep oluruz. Bu nedenle motivasyon kişiyi harekete geçiren ve unsurdur. Bir de istek uyandırmak, isteklerinizi de var. Mesela bir atı düşünün. Hı-hı. Su içirmek istiyorsanız ata iç diye kafasına vursanız içmez. Su satırsanız kendiliğinden içer.
aynı şekilde. Yalnız bir şeye motivasyon vermek istiyorsan gerekçeleriyle birlikte neden önemli senin için, ne olur, bunu yapmazsan ne kaybedersin. Sonuç bilinci çalışıyoruz mesela böyle durumlarda. Ya bu çalışırsan kazanacaksın şunlar şunlar, çalışmazsan kaybedeceksin şunlar şunlar gibi. Karar senin gibi böyle. Böyle durumlarda yani bunlar hep motivasyon tekniği olarak kullanılabilir. Fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. Evet evet hocam. Ben, hiç, evet, evet. Hocam şu anda öğretmenler bu konuda motivasyon noktasında öğrencilere yardımcı oluyorlardı ama şu anda evde oldukları için ailelere büyük görevler düşüyor tabii ki. Evet, şunu da merak ediyorum ben. Evde sürekli 20 yaş altı gençler evde kaldığı için ders çalışmak da çok kolay olmayabiliyor. Tabiri caizse mayışabiliyorlar evde. Ders evet. Çalışma güdüsünü artırabilmek adına sizler biraz bahsettiniz motivasyonlar ama ailelere, öğrencilere ne gibi önerileriniz ve uyarılarınız olabilir hocam? Tabii insan o istediğin mayışma gibi, yani gevşeme, umursamaz olma gibi bir durum olduğu zaman evet. Mesela biz ona bir yeni dil öğrenirken böyle bu his geldi içinde, böyle gevşeme, mayışma, boşver ya, aç televizyonu, bak şu diziler var, evet. Boşver, sosyal medyada muhabbet var filan gibi böyle geldiği zaman eğer bir kişinin hedefi varsa, arkadaş sen niçin ders çalışacağını düşün diyoruz. Niçin çalışman lazım diye. Gerekçen ne, niçin? Böyle dediğin zaman hisler değil, akıl devreye giriyor, muhakeme giriyor devreye. Çünkü hisler bizi tembelleştirir. Ergenlik döneminde de insan duygular mantığın önüne geçer. Duygular baskın dönemdir insanın hayatında. Duyguların baskılı olduğu, coşkun olduğu dönemdir. Mantık ikinci plandadır ergenlik döneminde. Yani onun sebebi de frontal lob, beynimizin ön bölgesi ergenlikte daha olgunlaşma dönemidir. Yani irade eğitimi dediğimiz beynin ön bölgesi karar verme bölgesidir. Yap yapma, evet hayır, oldu olmadı, uygun uygun değil, güvenli güvenli değil diye biz aslında her yaptığımız her şey bir seçimdir. Hayat. Hayat bir seçimdir. Hayat tercihtir. Yaptığımız tercihlerin sonunda biz kendimiz oluyoruz. Onun için yaptığımız bütün her şeyden kendimiz mesulüz. Birçok yani karar verme gücümüz var. Birçok sahip olduğumuz nimetler var. Güzellikler var. Ama bunu iyi yönde kullanacağız, kötü yönde mi kullanacağız? Böyle bir insanda böyle özgür irade var. Diğer canlılarda yok. Yani diğer canlılar yemek, içmek, üremeye göre genetik dizilimi bellidir. Ama insanın öyle değil. İnsan yani bir genetik olarak müthiş kapasite var, müthiş yetki, beceriler, böyle yetiler var. O yetileri beceriye dönüştürmesi lazım insanın. Yani o yetileri kullanarak beceriye, işte ergenlik dönemi beynin ön bölgesidir bu. Yani insanı insan yapar. Yani eğer beynin ön bölgesi olması medeniyet olmalıdır. Yani insanlık sadece yemek, içmek, üremek olurdu. Ama beynin ön bölgesi de doğuştan bir, böyle hazır bir kapasite, onu geliştirip güçlü yapıp yapmamak bizim elimizde. Biz gençlere bunun için böyle durumlarda dikkat eğitimi önemli, disiplin eğitimi önemli, karar verme becerileri önemli, sorun çözme stilleri önemli. Bütün bunları yani tıpkı fiziği, kimyayı, matematiği çalışır gibi yaşam becerilerini öğretmek gerekiyor gençlere. Yani bu daha eski gençler hayat zordu. Yani belli bir çalışmazsa anne babadan destek yoktu, mecburdu çalışmaya. Ama şimdiki öyle değil, şimdiki gençler. Yani nasılsa şey var, hayatta birçok şey garanti görüyor kendini. Niye evleneyim ki diyor. Niye 10 sene girip borca gireyim ki borcu çekeyim mesela. Böyle şey var. Böyle bir gençlik var şu anda. Böyle bir gençliğin genç çalışması çok zor. Onun için bu bilinçli anne ama küçük yaştan çocuğa ego ideali oluşturur. Yani mesela yüksek hedefler, yüksek gayeler kurdu. Onun için çalışır. Kendi kendine yetmesinin gerektiğini, yani bir insanın kendi kendine yönetebilecek bağımsız düşünce becerisidir bu. Bağımsız düşünce ve bağımsız karar verme becerisidir. Bir çocuğa bunu kazandırdıysanız çocuk kendi hedefini koyar ve bağımsız düşünecek ve hareket eder ve kendini geliştirebilir. Bunun küçük yaştan başlıyor bu. Ama şu anda diyelim çocuk 15-20 yaşında lise öğrencisi yani işte üniversite sınavına girecek. Şu anda evde 20 yaş altı. Böyle durumlarda gençlere çalış 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 demek
daha çok onu savunmaya iter. Bu sefer pasif agresif oluyorlar. Hı. Yani anneye babaya itiraz etmiyor ama yani kitabı açık gibi duruyor. İçinde cep telefonu var mesela. Hı. Yani şey yapar rahat. Yani böyle durumda çocuğa iki yüzlü davranmayı, ikinci pasif agresif ve kasıtlı bir şey var orada. Yani bilinçli pasifizm var. Hı hı. Yani kendini bırakıyor ama dışarıda evet diyor, bildiğini okuyor. Mesela pasif demiştim. Obstrüksiyon yapar, tıkamalar yapar. Hı-hı. Yani bir işi engeller, zevk alır. Anneyi babayı kızdırır, zevk alır. Mesela böyle durumlarda. Bu böyle annenin babanın yöntemi böyle durumlarda ne olacak? Evet. Yani ona yap, çalışma, devamlı gagalamak değil de onu, ona şöyle durumlarda bak, yani çocuğum hayat senin, karar senin, çalışırsan şu şu olur, çalışmazsan bu olur. Yani benim sadece, benim vazifem sana sadece uyarı vazifesi. Hı. Seni zorla iyi ve güzel yapmak gibi bir şeyim yok. Bu şekilde söylese çocuk içinde o zaman bir suçluluk, pişmanlık duygusu tohumu atar. Yani sorumluluklarını yapmadığı zaman bir pişman olması gerekiyor. Çünkü eğer pişman olmuyorsa duygu, hocam, eğer pişman olmuyorsa geçmiş olsun mu diyeceğiz artık? Tabii eğer pişmanlık olmuyor, şey yapmıyorsa kasten ne yapıyor? Bazı çocuklar pişman olur ama belletmezler bunu. Hı. Böyle durumlarda yani yanlış bir şey yapmadığı zaman uyarı vazifesini yapacak ama onun her böyle yani harçlığını, bol harçlık veriyorsanız işiniz zor. Yani ona haftalık vereceksiniz mesela. Evet. Bunu ilk başta para yönetimi burada çok önemli kişinin kendi iş disiplini için. Çocuk 10 yaşına kadar para yönetimini öğrenmesi lazım çocuk. Hı hı. 10 yaşında para yönetiminin mantığı nedir? Girdi kontrolü, çıktı kontrolü. Kaynak yönetimi. Psikolojik kaynaklar da böyledir. Aynı şey, girdisini artıracak kişi daha sonra akıllıca harcayacak. Bunun için her istediği zaman para vererek o yaşa geldiyse çocuk ondan sonra zor. Mesela öyle para yönetimi olan çocukta ne olur? Haftalık harçlığı vardır mesela. Hı hı. Belli. Onu bir günde bitirirse vermezsiniz bir daha. Ama artırırsa mesela daha çok teşvik edersiniz. Yani belki siz de artırırsınız. Böyle durumlarda bazı sahip olduğu şeylerden mahrum olacağını hissetmesi gerekiyor. Hı hı. Böyle durumlarda. Evet. Yani okul bittiği zaman ben devamlı senin arkanda değilim. Bunun gibi kaybetme potansiyelini de görmesi lazım. Hı hı. Bunun. Onun yani sözle değil ama halimizle evet. De yaptığımız hareketlerle de göstermemiz lazım. Tabii evet. Yani burada annenin babanın üzüldüğünü bilse bile çocuk oradan ders alır. Evet. Üzüldüğünü bilse bile eğer yani sevgiyle büyümüş bir çocuksa annenin babanın üzülmesin diye bile ders alır çocuk. Evet. Yani öyle bir şeydir ki onun için burada annenin üzüldüğünü belli etsin ama ilişkiyi bozmasın. Hı. Yani çocukla anne çocuk baba çocuk ilişkisini bozmadan ders çalıştırmak lazım. Şimdi başka anne yok. Evet. Başka baba yok. Anneye babaya düşman olursa çocuk ders çalışmasında bir kıymet yok onun. Yani başarılı olsa bile anneye babadan kopuk bir çocuk olur. İyi bir çocuk yetiştirememiş olur. Akademik başarısı var. Hayat başarısı yok gibi olur. Evet. Yani bu nedenle çocuğu muhakkak anne, başka anne, başka baba olmadığı için anne baba rollerini değiştirmemek gerekiyor. Çocuğa müdür hanım rolüne girmemek lazım. Hı-hı. Müdür öğretmen rolüne girmememiz lazım. Böyle evet. Durumlarda. Hata yaparsa bedelini ödesin. Ödeyecek. Hı-hı. Bir sene kaybeder. Hiç önemli değil. Ama yani ödesin bedelini ki bir canı yansın. Hı-hı. Onu yapmamız lazım. Yani burada böyle çok fazla yufka yürekli şimdi anlıyorlar. Böyle yufka yürekli olan durumlarda bedel ödenmeyen davranışlarda kişi kendine farkındalık geliştiremiyor ki. Hı-hı. Yani şimdi bunlar hepsi bir kıdırılacak şeyler, yöntemler. Evet hocam. Bunu uğraşmak lazım. Kesinlikle. Evet. Anne baba yufka yürekli ama bütün hayatını etkileyecek bir dönemden bahsediyoruz. Bu dönemde yufka yürekli olursanız çocuğun onlarca yılı heba olabilir. Bu noktada tabii. Çok dikkatli olmak lazım. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkürler. Tabii, estağfurullah. Rica ederim. Yine hoş ettiniz bizi. Sağ olun, var olun. Kolay gelsin hocam. Rica ederim. Estağfurullah. İyi yayınlar. İyi sağ olun hocam. Sağ motivasyon olun. Ve stres yönetimini konuştuk. Üsküdar Üniversitesi Rektörü, psikiyatrist, Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamızla